Evet, Hamas'la yapılacak rehine takas anlaşmasında taviz vermek istemiyor İsrail Başbakanı Netanyahu. Ehaliyle tepkilerin odağında. Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenledi halk. Netanyahu ise bir kez daha geri adım atması gereken tarafın Hamas olduğunu ifade etti. Rehine takası için anlaşmaya varılsa bile 1.4 milyon sivilin sığındığı Refah'a kara operasyonundan asla vazgeçmeyeceklerinin sinyalini de verdi. Hamas hayali taleplerinden geri adım attığında ilerleme kaydedebiliriz. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yeni rehine takası anlaşması için Hamas'ın taviz vermesini istiyor. Geri adım atmıyor. Gazze'de tutulan İsrail'i rehine yakınlarının öfkesi giderek daha da büyüyor. Görüntüler başkent Tel Aviv'den. Göstericilerin hedefinde Netanyahu yönetimi var. Hükümetin yalnızca kendi çıkarlarını gözeterek hareket ettiğini söyleyen eylemciler ülkede acilen seçime gidilmesini istiyor. İsrail'de seçime gidilmesini istiyorum. Böylece kendi çıkarlarını, yolsuzluklarını değil, gerçekten halkını düşünen bir hükümet için oy veririz. Kahire Salı günü Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Katar'ın da katılımıyla İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptı. Rehine takasını içeren 6 haftalık ateşkes anlaşmasına ulaşmak için pazarlık yapıldı. Görüşmelerin 3 gün uzatılması kararı alınsa da İsrail'i delegasyonun ilk günün ardından Kahire'den ayrılması İsrail'de tepkilere neden oldu. İsrail Banagati... Ancak Netanyahu hem ülke içerisinde hem de uluslararası kamuoyunda karşı karşıya kaldığı tepkilere rağmen tutumunu değiştirmiyor. Netanyahu çözüme ancak ön koşulsuz doğrudan müzakerelerle ulaşılacak dedi. Müzakere kararlı bir duruş gerektirir. Hamas İsrail'i yenmek istiyor. Elbette bunu kabul etmeyeceğiz. Anlaşmaya sadece taraflar arasında doğrudan yapılan ön koşulsuz müzakerelerle varılabilir. Hamas'tan üst düzey bir yetkili ise Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişine izin verilmemesi halinde görüşmeleri dondurabileceklerini söyledi. Müzakere sürecinin kilit isimlerinden biri olan Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Zaman lehimize işlemiyor diyerek taraflar arasındaki mevcut görüş farklılıklarına dikkat çekti. Müzakerelerde son birkaç haftada iyi ilerleme kaydettik. Ancak son birkaç gün beklediğimiz gibi ilerleme sağlayamadık. Hala farklılıklar olduğuna inanıyorum. Bir yandan da gözler İsrail'in Gazze'de kara operasyonuna hazırlandığı Refah kentinde. Netanyahu rehine takası için anlaşmaya varılsa bile 1.4 milyon sivilin sığındığı Refah'a saldırmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz. Buna izin vermeyeceğim.